Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Türk Girişimsel Kardiyovasküler Vakfı'nın desteğiyle onkoloji alanındaki kardiyak toksite ve kardiyotoksitenin değerlendirmesiyle ilgili bir toplantı yapmaya çalışacağız. Umarım verimli olur. Toplantıda Hacettepe Kardiyoloji bölümünden bana ya beraber eşlik edecek Barış Kaya var. Profesör Doktor Barış Kaya. Sonrasında tıbbi onkoloji ana bilim dalından Ali Alkan var. Muğla Üniversitesi Koçman Tıp Fakültesinden. Yine Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji ana bilim dalından da Doktor Uğur Karakulak arkadaşımız sunum yapacaklar. Umarım verimli olur diye ben sözü Barış Hocama veriyorum. Herkese iyi akşamlar. Ben de bu toplantıyı organize eden derneğimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii kardiyo-onkoloji oldukça önemli bir mevzu. Özellikle son yıllarda bizim bildiği gibi yeni tedavi şekilleri, onkolojik malignansilerde ve hastalıklarda tabii bu her yeni tedavinin getirdiği bir takım istenmeyen sıkıntılar da olabiliyor. Bunu tabii ki yine baktığınız zaman son yıllardaki büyük toplantılarda bizim kardiyoloji alanında da Avrupa Kardiyoloji, Amerikan Kardiyoloji Cemiyetleri olsun. Kardiyo-onkoloji önemli bir mevzu, önemli bir konu. 2016 yılında da zaten ESC'nin bu konuyla ilgili kılavuz niteliğinde öneriler içeren yayınları da söz konusu. Yine literatüre girdiğiniz zaman PubMed'de kardiyotoksite diye yüzlerce yayına da rastlayabiliyorsunuz. Oldukça ilgi çekici, önemli bir konu. İlk konuşmayı yapmak üzere ben sevgili arkadaşım Doçent Doktor Ali Alkan'a sözü bırakmak istiyorum. Antrasiklin ve her iki inhibitörle ilişkili toksiteden bahsedecek. Buyurun. Teşekkür ederim sayın başkanlar, değerli katılımcılar. Ben de sizlere bu akşam antrasiklin ve her iki inhibitörle ilişkili toksiteyi özetleyeceğim. Sunuma başlamadan önce de bu güzel organizasyon için ve davetler için organizasyon komitesine teşekkür ederim sunarım. Kardiyotoksisten genel olarak bahsettikten sonra antrasiklin ve anti-HER2 ilişkili kardiyotoksiteye değinmeye çalışacağım onkolog perspektifiyle. Malignite ilişkili aslında kanser ilişkili ölümler tüm dünyada tüm yaş gruplarında giderek azalmakta. Ve aslında biz tıbbi onkologlar olarak kanserle alakalı giderek bilgi birikimimiz daha da artmakta ve birçok farklı mekanizmalarını daha iyi anlamaya başladık kanserin ve aslında bunlara yönelik olarak da hedefleyici ilaçlarımız giderek elimizi kuvvetlendirmekle, immünoterapiyle çok yüz güldürücü sonuçlar elde etmeye başladık aslında. Ve tabii bütün bunları yaparken aslında sitotoksik ajanlar, klasik kemoterapi yıllardır aslında şu fotoğraftaki gibi hastalarımıza güzel fotoğraflar sağlayabilme veya ömürlerine ömür katma çabası içerisinde kullandığımız ilaçlar. Ve klasik sitotoksik ajanların da aslında özellikle kardiyak birçok toksiteye neden olduğunu da biliyoruz. Ve genel olarak aslında baktığımız zaman birçok ilacımız onkoloji pratiğinde kardiyotoksiye neden olabiliyor. Bunlar özellikle direkt kardiyomiyositlerde hasar yapıp kalp yetmezliğine neden olabileceği gibi aslında indirekt olarak da verdiğimiz ajanlar işte hipertansiyona neden olup tromboemboliye meyil yaratıp aritmilere neden olup kapaklarda fibroze neden olup ve iskemik vasküler etkileriyle aslında indirekt olarak da kalp yetmezliği veya kardiyak toksiteye neden olabiliyor. Tabii konumuz antrasiklinler. Antrasiklinler aslında ilk daunorubisin üretimiyle sonrasında doxorubisin yani Adriamycin aslında pratiğe girmiş ve 1960 yıllardan beri aslında antrasiklinler pratiğimizde çok sık kullandığımız ajanlar. Ve aslında kanser hücresi üzerinde çekirdekte DNA interkalasyonuyla aslında çift sarmal kırıklara neden olup işte topoizomerizi inhibe ederek hücre ölümüne neden oluyor. Ve toksitesine neden olan da reaktif oksijen radikalleri oluşturaraktan bir dizi probleme neden olabiliyor antrasiklinler. Ve biz pratiğimizde antrasiklinleri sıklıkla kullanıyoruz. Başta meme kanseri ve sarkomalar olmak üzere onkoloji pratiğinde ve lenfomalarda sıklıkla antrasiklinler kullanılıyor. Yine jinekolojik malignitelerde ve GIS kaynaklı malignitelerde kullanıyoruz pratiğimizde.
toksites aslında genel olarak baktığımız zaman akut, subakut ve kronik toksilerinden söz etmek mümkün. Özellikle akut ve subakut dönemdeki olarak tarif edilen toksileri daha çok reversible olan ve aslında dozdan bağımsız ve daha çok özellikle subakut toksite miyokardit benzeri bir tabloyla hastalarda hızlı bir şekilde ejeksiyon fraksiyon düşüklüğüne neden olup bir soruna kalp yetmezlikliğine neden olabilirken asıl problemimiz kronik toksit olarak şimdi özellikle üzerine bahsedeceğim kalp yetmezliği tablosuna uzun dönemde neden olan çoğu zaman irreversible olan ve doza bağımlı bir toksitesi söz konusu. Tabii baktığımız zaman biz biliyoruz ki antrasiklinlerin özellikle doksorubisinin yani adriamisinin toksitesi şeydir, kümülatif doza bağlı bir toksite karşımıza çıkar ve burada görüyoruz bakın 400 mg metrekareden sonra toksite giderek artıyor. Ve şurada aslında kümülatif dozda mesela 600 mg metrekarenin üzerine çıkıldığı zaman kalp yetmezliği ihtimali %8.7'lere kadar artmakta. Ve doz kullandığımız kümülatif doz çok önemli. Şanslıyız ki sıklıkla kullandığımız meme kanserinde biz sıklıkla antrasiklin ve siklofosfamid adiyemisin siklofosfamid kombinasyonunda 240 mg metrekare doza kadar çıkarız ve aslında ötesine çok geçmeyiz. Tabii peki bu antrasiklinler nasıl toksite yapıyor? Bugünün konusuyla ilişkili aslında tanımlanmış tip 1 ve tip 2 toksiteler var, kardiyotoksiteler. Antrasiklin toksiteleri daha çok hücre ölümüne ile ilişkili ve kümülatif, biraz önce bahsettiğim gibi ve çoğu zaman irreversible bir toksiteyken trastuzumab ilişkili toksite yani anti-HER2 inhibitörü olan trastuzumab ilişkili toksite daha çok reversible olan bir toksite. Birazdan zaten bahsedeceğim bunun ayrıntılı. Doxorubisin yani adriamisin hücre içerisine girdikten sonra hücre içerisinde temelinde bir oksidatif stres ve oksijen serbest radikalleri oluşumuyla aslında temelde toksitesine neden oluyor. Özellikle lipid peroksitasyonu yapıp membranda hasar yapabiliyor ve hücre içerisinde zaten direkt etki mekanizması olan topoizomeraz 2 inhibisyonu ile çift saramal kırıklarına neden olup yine hücrenin ölümüne sebep olabiliyor. Ve son yıllarda özellikle üzerine bulunan mitokondri disfonksiyonu ve bununla birlikte işte sitokrom C, sitokrom C salınımı ve kasfaz aktivasyonuyla özünde apoptozda hücreyi götürebiliyor. Peki kimler antrasiklin toksitesi için risk altında? Özellikle yapılan çalışmalarda görülmüş ki 4 yaşın altında ve özellikle geriatrik hastalarda 65 yaş üzeri risk altında, kadınlarda, hipertansiyon hikayesi olanlarda, altta yatan kardiyak hastalık hikayesi olanlarda, kalbi içine alacak şekilde radyoterapi hikayesi olanlarda ki özellikle biz meme kanserli hastalarda sol mastektomi yapıldıktan sonra özellikle radyoterapi uygulanması gerekebiliyor bazı durumlarda. Ve yine önemli kendisi kardiyotoksik etkileri olan farklı ilaçlarda kullanmak ya da özellikle anti-HER2 ile açılan, HER2 inhibitörü olan trastuzumabla ardışık olarak kullanılması toksiteyi arttırıyor ve biraz önce bahsettiğim gibi kümülatif olarak ne kadar yüksek doz antrasiklin verirsek o kadar fazla toksite görüyoruz. Anti-HER2 ilaçlarla kullanımı aslında önemli çünkü biz meme kanserinde sıklıkla önce antrasiklin siklofosfamid kombinasyonu veriyoruz. İşte burada bahsedildiği gibi doxorubisin siklofosfamide veriyoruz. Sonrasında hastalara paclitaxel ile trastuzumab veriyoruz. Ve rutin çoğu zaman birçok hastayı bu şekilde tedavi ediyoruz. Ve şeye baktığımız zaman burada adriamisin 240 mg metrekare versek de sonrasında trastuzumab eklendiği zaman semptomatik kalp yetmezliği sıklığı %2'lerdeyken trastuzumab almayanlarda %0.45'te. Yani trastuzumabla ardışık kullanmak da önemli bir sorun aslında. Ve tabii antrasiklin toksitesi klasik olarak hastalarda hiçbir semptom yapmayacağı gibi klasik kalp yetmezliği semptomları ya da hastalar prezent olabiliyor bize. Özellikle önce eforlu olan sonra istirahat disnesi, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetler, fizik muayenede klasik kalp yetmezliği bulgularıyla hastalar karşımıza gelebiliyor. Ve tabii antrasiklin alan bir hastada bu tip semptomlar olduğu zaman semptomlarla birlikte hastayı değerlendirmek ve kardiyologla konsült ederekten ejeksiyon fraksiyonunu değerlendirmek ve tanısal sürecinde bize çok yol gösterici oluyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki biz bu verdiğimiz tedavileri gerek remisyonda olan gerekse metastatik hastalarda veriyoruz ve bu hastaların çok fazla bu semptomlara neden olacak etiyolojik ayrıştanıda tabloları oluyor. Ve bunları da çoğu zaman aklımızın bir köşesinde bulunduruyoruz. Yani hastanın
bir yeni gelişen dismesinde bir pulmoner emboli bile hasta çıkabiliyor çok rahat bir şekilde. Bunları ekart etmek gerekiyor. Eko önemli dedim ancak bu 80'li yıllarda yapılan bir çalışma. Burada adriamisin alan 158 hasta transjugüler kardiyak biyopsi yapılarak hastalar antrasikline devam edelim mi etmeyelim mi kararları verilmiş o yıllarda. Transjugüler kardiyak biyopsiler yapmışlar hastalara. Ve burada görüyoruz kümülatif adriamisin dozu arttıkça şeyin alınan biyopsideki derece gradı artıyor. Ama şurada görüyoruz ki hem bu tabloda hem de şuradaki biyopsi grade'leriyle hem şeyde ekokardiyografik EF'lere baktığımız zaman bir korelasyon yok. Yani bir hastada kardiyok antrasiklin toksisi olduğu zaman EF'si düşmek zorunda değil maalesef. O da aklımızın bir köşesinde yani EF düşmeden de toksiste başlamış olabiliyor. Tabii peki kardiyak disfonksiyonu tahmin etmek mümkün mü antrasiklin alan bir hastada? Bununla alakalı da literatürde bir dizi çalışma var, birçok çalışma var aslında. Burada özellikle troponin ile alakalı yayınlar var. Her kemoterapi sonrasında 12-72 saat içerisinde troponin I seviyelerini kontrol etmişler hastaların. Ve görmüşler ki troponin I seviyesi artanlarda EF düşüşleri daha fazla. Burada eğride de görüyoruz bunu. Peki antrasiklin toksisini önlemek mümkün mü? Tabii ki ilk başlangıçta hasta geldiği zaman değerlendirmek ve klasik olarak kardiyovasküler sistemle alakalı yaşam tarzı değişiklikleri, işte sigaradan uzak durmak, alkolü kısıtmak, hayvansal yağlardan uzak durmak gibi klasik önerilerin yanı sıra altta yatan hipertansiyon, diyabet, obezite gibi sorunları önlemek ve tedavisi için yol almak, önerilerde bulunmak kıymetli. Peki daha ne yapabiliriz diye bakarsak özellikle antrasiklinlerle alakalı son yıllarda pratiğimizde giderek önem kazanan bu PEG'le liposomal formları var adriamisinlerin. Yani şu polietilen glikol bir kaplama içerisinde bir lipid şey var, kapsül var. Onun içerisine adriamisini sıkıştırıyoruz ve hastaya bu şekilde veriyoruz. Amacı şu. Normal kapillerlerde molekül büyük olduğu için normal kapillerlerde giderken özellikle kalpte dışarıya çıkamıyor ve kardiyotoksisin az yaratmak aslında mantık. Ama normalde tümör içerisindeki zaten kırılgan, fragil şeyde damar ağından çok kolaylıkla dışarıya çıkıp özellikle kanser dokusunda etki etmesi niyetiyle üretilmiş şeyler aslında bunlar. Ve bu piyasada aslında Kylex ismiyle liposomal doksorubisin var ve pratiğimizde de kullanıyoruz. Bununla alakalı yapılan çalışmalarda etkinlik çalışmasında genel sağ kalım konusunda doksorubisinle PEG'li doksorubisini kıyaslan liposomal doksorubisin kıyaslandığı zaman bir fark yokken burada bakın kümülatif antrasiklin dozlarına baktığımız zaman tüm dozlarda ve özellikle 450 mg metrekarenin üzerine doza baktığımız zaman ejeksiyon fraksiyon düşüşleri doksorubisinde çok daha fazlayken liposomal doksorubisinde daha az, daha işe yarar bir ilaç gibi duruyor kardiyotoksite bağlamında. Birçok aslında kardiyotoksiteyi önlemek için şeyler var, yayınlar. Özellikle işte doksorubisine işte antioksidan bağlayarak hastaya verme gibi preklinik çalışmalar var. Deneysel çalışmalar, işte kafeik asit veya ferülük asit gibi şeyler, bir takım tedaviler eklenmesiyle ilgili literatürde yayınlar var. İşte probukol ile işte vitamin A ile birlikte verilmesiyle alakalı çok faydası gösterilmemiş şeyler var. Karvedilol ile alakalı çalışma var. Hastalara başlangıçta karvedilol eklendiği zaman antioksidan etkileriyle kardiyoprotektif bir fayda sağlanabileceği ile alakalı yayınlar var. Ve özellikle de şeyle angiotensin ACE inhibitörleriyle literatürde birçok çalışma var. Bu çalışmada tedavi sonrasında troponini artış olan hastalarda bir gruba enalapril, diğer grupta kontrol grubu olarak şey yapılıyor ve primer sonlanım noktası da EF %10'dan fazla düşüş olarak kabul ediliyor ve burada bakın ACE inhibitörü alan grupta takipte aslında EF'lerde düşüş olmadığı, kontrol grubunda özellikle troponin artışı devam edenlerde daha fazla EF düşüşleri olduğunu görüyoruz. Ve sonuç olarak 12. ayın sonuna baktığımız zaman da EF düşüşü ACE inhibitörü alan grupta daha az olduğunu saptamışlar ve %10'dan fazla EF düşüşü olanlar ACE inhibitörü grubunda hiç yokken diğerinde %43 hastalarda EF düşüşü olmuş. Peki daha ne var diye bakarsak dextrazoxan da aslında antrasiklin toksisi için kullanılabiliyor. Mantığı da bu doksorubisin hücre içerisine girdiği zaman reaktif oksijen radikalleri oluşurken burada bir fenton reaksiyonu gelişiyor. Burada aslında demir kullanılıyor ve şeyde dextrazoxan bir demir şelatörü. ETTA'dan üretilmiş bir demir şelatörü. Bunu da
özellikle pediatrik grupta kanser hastalarına çok fazla çalışması var. Burada dexazoxan alanla almayanlara baktığımız zaman işte 400 mg metrekare şeylerinde dozlarında 5 ve 10 yıllık kardiyak disfonksiyon oranları çok daha az dexazoxan alanlarda. Ayrıca dexazoxanla alakalı şeyler, meta analiz var bir tane. Sonuç olarak dexazoxan kullanımı özellikle klinik kalp yetmezliği ve kardiyak olayların gelişme ihtimalini azaltıyor. Ve 300 mg metrekare üzerinde adriamisin kullanılan hastalarda ya da doxorubisin diğer adıyla kullanılan vakalarda önerilmekte. Peki antrasiklin başlarken biz hastayı nasıl değerlendirelim? Hasta özellikle hikayesi, kardiyak muayenesi ve EKG'sini rutin olarak görmek ve özellikle hastalarda biz 250 mg metrekare adriamisin ve 600 mg metrekare üzeri epirubisin alan hastalarda veya bunlardan düşük dozlarda ancak kardiyak radyoterapi hikayesi olan, multiple kardiyovasküler risk hikayesi olan, 60 yaş üzeri ve bazalde kardiyok disfonksiyonu olan her hastayı kardiyolojiye konsült etmek, ekosonu yapılması ve kar zarar dengesi gözeterek hastanın tedavisinin planlanması, işte lüzum halinde kardiyak MR veya nükleer tıp modalitelerini kullanmak gerekiyor. Tabii biz antrasiklin kardiyotoksisitesini çoğu zaman bir onkolog olarak irreversible olması, geri dönüş olmaması bizi her zaman ürkütür. Ancak şimdi bir sonraki konuya geçerekten anti-R2 tedavilerin kardiyotoksisitesinin reversible olması, ilacını kestikten sonra işlerin rayına oturuyor olması bizi her zaman elimizi rahatlatmıştır. HER2 inhibitörleri aslında bu HER2 yani bunların hepsi HER1-2-3-4 epidermal growth faktörleridir ve bunlar aslında özellikle kanser hücresinde hücre döngüsünün progresyonu, proliferasyonu ve hücrenin metastazı konusunda bir takım şeyleri indükleyen aslında ligand bağlandığı zaman bunlar reseptörlerdir. Ve biz biliyoruz ki bu reseptörleri işte trastuzumab, pertuzumab gibi bir takım monoklonal antikorlarla bloke etmek aslında hastaların hastalık yaşam sürelerini uzattığını biliyoruz bilimsel olarak. Ve pratiğimizde aktif bir şekilde kullanıyoruz. Peki nasıl kardiyotoks yapıyor bu ilaçlar? Tabii ki hücrede bir takım sorunlar yaratırken kardiyomiyositte de disfonksiyona neden oluyor. Ve bu şeylerin HER2'lerin her reseptörlerinin inhibe edilmesi. Ve biliyoruz ki literatürde HER2 sinyalizasyonu özellikle kalbin embriyonik gelişiminde önemli, miyosit fonksiyonlarında önemli ve özellikle potansiyel kardiyotoksinlere karşı korunma bağlamında önemli. Bunun ayrıca gösterilmiş ki kardiyak HER2 knockout farelerde spontan kalp yetmezliği gelişi de gösterilmiş. Tabii diğer şöyle bir çalışma literatürde dikkatimi çekti. Hep bahsediyorum ya, antrasiklin verdikten sonra hastalara anti-HER2 tedaviler veriyoruz biz. Sıklıkla pratiğimizde, özellikle adjuvan tedavide. Yani hastalık tekrar başımıza ağrıtmasın diye. Bu çalışma göstermiş ki antrasiklin alan hastalarda nükleer tıp modaliteleriyle HER2 reseptörlerinin overexpress olduğu gösterilmiş. Yani antrasiklin verdikçe aslında daha fazla HER2'yi ekspres edip sanki daha trastuzumab'ın toksitesine de yatkınlık yaratıyor gibi bir çıkarımda bulunmuşlar 2007'de. Sıklıkla anti-HER2 tedavilerle ilişkili kardiyotoksite EF düşüşü şeklinde saptanıyor. Nadiren kalp yetmezliğine neden olmaktan. Ve ancak ya pratiğimizde birçok yıllardır konuşulan çalışmalarımız anti-HER2 tedavilerde biz biliyoruz ki adjuvan hasta ameliyat olduktan sonra bir yıl trastuzumab vermek, yani anti-HER2 ajanımızı vermek hastalığı sağ kalma avantajı sağlıyor. Ancak bir yandan da yapılan çalışmalar göstermiş ki hastalarda kalp yetmezliği riskini arttırabiliyor ve ejeksiyon fraksiyonu düşme ihtimalini arttırıyor. Ve burada literatürdeki birçok çalışmayı görüyoruz ve hepsi aslında, bakın burada adriamisin, siklofosfamid, sonrasında paclitaxel trastuzumab balansları. Hep ardışık antrasiklinde yapılmış çalışmalar bunlar. Ve EF düşüşlerine baktığımız zaman maksimum %23 civarında EF düşüşleri var. Ancak şanslıyız ki kalp yetmezliği oranı %2-3 civarında. Yine sadece antrasiklin almadan sadece paclitaxel trastuzumab alanlarda bu oran çok daha düşük. Yani antrasiklinle ardışık vermek işleri biraz daha problematik hale getiriyor. Bakın burada %0.5 oranında grad 3 sol ventrikül disfonksiyonu bulunmuş. Peki kimler anti-HER2 kardiyotoksisi için risk altında? Tabii ki kardiyovasküler faktörleri olanlar. Onlar zaten her türlü risk altında.
Yine bahsettiğim gibi 300 mg metrekarenin üzerinde doxorubisin alınımı, 50 yaş üzerinde olmak, göğüs duvarına radyoterapi, diyabet, obezite gibi risk faktörleri var ve body mass index arttıkça anti-R2 kardiyotoksisi giderek artıyor. Kardiyotoksisi reversible dedik. Şanslıyız ki bir MD Anderson'da yapılan bir yayın bu. JCO'da yayınlanmış. Bir takım tanımlanmış kardiyak olaylar ve kardiyak olaylara baktığımız zaman hastaların 49 tane kardiyak olay olan anti-R2 tedavi altındaki hastanın 15 tanesi semptomatikmiş ve tedavi kesildikten sonra hastanın %79'unda kardiyofonksiyonlar bazal değerlerine ulaşmış. Ve çalışmada görülmüş ki özellikle bazaldeki sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu en önemli prediktör aslında şeyle alakalı kardiyotoksiteyi predikte etmek için. Sadece trastuzumab yok, pertuzumab dediğimiz ilacımız da var. Pertuzumab da yine aynı şekilde monoklonal antikor ve özellikle sadece her 2 değil de her 3, her 4 üzerinde de blokaj sağlayan bir monoklonal antikorumuz. Ve biz pertuzumab verirsek pratiğimizde metastatik meme kanserinde sıklıkla kullanıyoruz. Ve docetaxel, trastuzumab ve pertuzumabla birlikte hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmada tabii kombine anti-R2 tedavi verince toksinin daha fazla olması gibi bir şey aklına geliyor insanın. Çalışmada görülmüş ki burada sadece trastuzumab ve placebo alanlarda ve şurada kombine dual blokajla baktığımız zaman dual blokajla aslında ejeksiyon fraksiyonunda düşmeler daha az görülmüş. Yine grad 3 EF düşüşleri daha az görülmüş. İlginç bir şekilde. Ve burada ejeksiyon fraksiyon takiplerinde aslında çok da dramatik bir fark yok. Ve ilaçlar kesildikten sonra EF'si düşen hastalarda placebo trastuzumab alanla dual blokaj alanlarda da %72'ye %86.7 düzelmeler olmuş, bazaline dönmüş. Bir de adı trastuzumabımız var. Çok fazla anti-R2 ilacımız var. Bu da biraz daha havalı bir ilaç. Özellikle her iki reseptörünü blok eden trastuzumaba sitotoksik bir ajan ekleniyor ve bu reseptörü bloke ederken trastuzumab sitotoksik ajanda hücre içerisine girip tübülin inhibisyonu yapıp etki gösteriyor. Çalışmalara baktığımız zaman aslında trastuzumab entansinde de çok ciddi kardiyak olaylar olmadığını, özellikle grad 3-4 kalp yetmezliği oranının %0.71'lerde kaldığını görüyoruz. Hastaları özellikle tanı anında değerlendirmek veya belirli aralıklarla özellikle anti-R2 tedavi alan hastaları kardiyak fonksiyonları belirli aralıklarla takip etmek gerekiyor. 3 ayda bir eko yaptırıp ejeksiyon fraksiyonlarını takip etmek gerekiyor. Özellikle antrasiklin aldıktan sonra biz başlangıçta zaten hastanın ekosunu yaptırıp antrasiklini aldıktan sonra tekrar arada bir daha eko yaptırıp anti-R2 tedavilere başlamak öneriliyor. Ve tabii ki özellikle yani hastaların her kontrole geldikleri zaman ki hastaları biz sürekli kemoterapi verirken hastaları yan etkiler bağlamında semptomlarını sorgulayıp fizik muayenelerini yapıyoruz ve bunları takip etmemiz gerekiyor. Ve hastalarda şimdi takipteki değişikliklerden çok bahsetmeyeceğim, Uğur Bey değinecek ama hastaların gerek antrasiklin toksisi veya anti-R2 toksisi olduğu zaman da hastalarda EF düşüşleri olduğu zaman tedavi devam edelim, keselim, şöyle yapalım gibi kararları multidisipliner olarak karar vermek, kardiyologla konuşaraktan karar vermek ve kar zarar dengesini gözeterek yapmamız gerekiyor. Tabii çok takipten ayrıntılı bahsetmeyeceğim ama belirli aralıklarla ejeksiyon fraksiyondaki düşüşlerle tedaviye ara vermek ve normale geldiği zaman devam etme gibi bir takım manevralarla hastaları yönetiyoruz. EF düşüşüyle alakalı kısaca bahsedeceğim şey, başlangıçta EF'si düşük olan hastada anti-R2 tedaviler kontraindikedir diye bir şey yok aslında. Normalde hastanın EF'si düşük olan hastalarda kontrollü bir şekilde teorik olarak anti-R2 tedaviler verilebilir yakın takip ederek. Bununla alakalı bir tane literatürde yayın var. Burada retrospektif olarak hastaları geriye dönüp bakmışlar. Hastaların EFS'i %53'ün altında olan hastalarla %53'ün üzerinde olan hastaları kıyaslamışlar. Çalışmanın sonunda şunu bulmuşlar temel olarak. Hastaların aslında EF düşüşleri arasında bir fark yok. Başlangıçtaki bazali düşük ve yüksek olanlar arasında. Ancak kalp yetmezliği gelişme oranları tabii ki bazalde EFS düşük olanlarda daha fazla görülmüş. Peki önlemek için ne yapalım?
Literatürde bununla alakalı birçok çalışma var. Çok ayrıntısına girmeden özellikle karvedilol ve lisinopril hastalara tanıda antiyeriki tedaviyle birlikte başlamak kardiyotoksite riskini azaltıyor. Özetle antraseklinler ve antiyeriki tedaviler biz onkolojik pratiğinde çok sık kullanıyoruz. Özellikle meme kanserli hastalarda bu hastaları bazal değerlendirmeleri ve takipleri bizim için çok kıymetli. Bunun için zaten birlikte ekip ya bu işle çalışan kardiyolog arkadaşlarımızla da özellikle ilgilenmeleri çok bazı özellikle spesifik olarak bu işlerle ilgilenmesi ve takip etmesi çok kıymetli oluyor bizim için. Tabii tedavi altında bir kardiyak disfonksiyon gelişmesi, bir morbidite gelişmesi halinde de tedavinin sürecinin yürütülmesi ve sonrasında hastaya tekrar benzer aynı ilacı verme konusunda da multidisipliner olarak hastaları değerlendirmek ve yönetmek gerekiyor. Ben dikkatiniz için teşekkür ederim. Ali arkadaşımıza bu güzel ve açıklayıcı sunum için çok teşekkür ediyoruz. Başlangıçta herhalde söyleyememiş olabiliriz ama sorularımızı iki konuşmacının konuşmalarını tamamladıktan sonra hep birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Ben şimdi sunumun ilerleyen bölümünde sözü Sercan abiye bırakıyorum. Aslında Ali biraz bahsetti. Bizim hani uzun dönem yapılması gereken şeylerden biri herhalde kardiyo-onkoloji ortak çalışması ya da kardiyo-onkolog gibi bir terimle hani özellikle bu kalp yetmezliği ya da gelişebilecek toksiteleri önleyecek ya da tedavi edecek daha spesifik çalışan kardiyologlara ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Ben kardiyoloji takip, özellikle antrasiklin ve HER2 toksiteleriyle ilgili tedavisi ve takibiyle ilgili konuşmasını yapmak için sevgili doçent doktor Uğur Nadir Karakulağ'a sözü veriyorum. Buyur Uğur Hocam. Teşekkür ederim abi. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım. Ben Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doktor Uğur Nadir Karakulak. Türk Yeşimsel Kardiyoloji Vakfı toplantıları kapsamında bu akşamki konumuz olan antrasiklin ve her iki inhibitörüyle ilişkili toksitede benim bahsetmek istediğim konu bu hastaların takibi ve tedavisi. Sunumumun algoritması öncelikle kardiyotoksiteyi tanımak, hangi araçları kullanıyoruz bunun için, kardiyotoksiteyi önleyebilir miyiz ve geliştiği zaman tedavi edebilir miyiz? Güncel gelişmeler neler? Bunlardan bahsetmek ve en son olarak da bu hastaları nasıl takip edelim? Bu konudaki güncel bilgilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak kardiyotoksiteyi nasıl tanıyalım? Hangi araçları kullanalım? Bunların hakkında bahsedelim. Tabii öncelikle kardiyotoksisteye yaklaşımda mutlaka hastanın onkoloji hekimiyle kardiyoloji hekiminin çok yakın bir işbirliği içerisinde olması gerekiyor. İletişimin bu açıdan hasta sağlığı açısından önemi oldukça büyük. Bu noktada onkoloji yerine aslında Ali'yi, kardiyoloji yerine de beni koyabilirsiniz. Sercan abinin de bahsettiği gibi önemi giderek artan bir konu ve iletişimin ve beraber çalışmanın oldukça önemli olduğu bir konu. Öncelikle kardiyotoksiste yaklaşımda hastaların temel bir risk değerlendirmesini yapmamız lazım. Bir risk stratifikasyonu yapmamız lazım. Çünkü hastaların gerek prognozu gerekse de tedavisi aslında sahip olduğu risk temelinde şekilleniyor. Sonraki basamakta sunumumun aslında çoğunu oluşturacak şekilde kardiyak disfonksiyonunun erken tanısını nasıl gerçekleştirebiliriz? Daha çok görüntüleme temelli olarak yaklaşmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi sunumumda da bundan bahsedeceğim ağırlıklı olarak. Ve tabii ki hastalarda izlemde gerek korunma amacıyla gerekse kardiyotoksite geliştikten sonra ne gibi tedavi stratejileri var? Kardiyotoksite de bunlara da değinmekte fayda var. Kardiyoprotektif bir ajan mı kullanacağız? Kullanmakta olduğu kemoterapetik ajanı değiştirecek miyiz, kesecek miyiz yoksa devam mı edeceğiz? Bu yine bölümler arası bir uzlaşmanın, bir iletişimin mutlaka sağlanması gerektiğinin bir diğer kanıtı. Ve son olarak kardiyotoksiteye yaklaşımımızda bir kardiyoloji perspektifiyle prognoz değerlendirmesi. Yine hastanın sahip olduğu altta yatan risk faktörleri neticesinde hangi hastaları uzun dönem, hangi sıklıkta ve ne gibi araçlarla takip yapılması gerektiği bizim açımızdan çok önemli. Tabii ki kardiyoloji bakış açısıyla kardiyotoksite temelinde görüntülemenin oluşturduğu bir alan ve bu konudaki araçlarımız oldukça çeşitli. Tabii ki ekokardiyografi ve kardiyak MR gibi sıklıkla kullandığımız tetkiklerin yanı sıra multigated radionuklit angiografi, SPECT ve radyo işaretli bir takım ileri tetkikler de kullanılabilir.
Multigated radionuklid anjiyografi sahip olduğu yüksek radyasyon riski nedeniyle artık ilk seçenek tetkik araçları arasında değil. Tabii ki en sık kullandığımız ekokardiyografi, kardiyotoksisite şüphesi olan hastada ve izlemini mutlaka gerçekleştirmemiz gereken bir teknik. Ve en temel olarak yaptığımız şey iki boyutlu sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, Simpson yöntemi. Tabii ejeksiyon fraksiyonunun Ali de bahsetti, birçok çalışmada temel olarak ejeksiyon fraksiyonu alınıyor kardiyotoksite yaklaşımda. Ancak ejeksiyon fraksiyonunun bir takım aşmamız gereken sorunları var. Çünkü aslında EF dediğimiz olay miyokardın kontraktilitesini vermesinden öte, daha doğrusu kontraktiliteyi veren bir parametre değil. En diastolik ve en sistolik hacimler arasındaki aslında bir farklılık, bir formül. Dolayısıyla miyokardiyal kontraktilite hakkında çok da doğru bilgiler verdiğini söyleyemeyiz. Ancak bununla birlikte kemoterapi ilişkili kardiyotoksiste tanımı hala sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu üzerine kurulu. Ve maalesef bir diğer kısıtlılığı ise hem uygulayan içerisinde hem de uygulayanlar arasında değişkenliğin yüksek olması. %10 civarında, ki hemen burada da belirtmekte fayda görüyorum, kardiyak MR'da bu değişkenlik %4 civarında. Dolayısıyla kardiyotoksisteye, kardiyoloji ve özellikle görüntüleme açısından baktığımız zaman iki boyutlu ejeksiyon fraksiyonunun yanında olmazlarımız artık üç boyutlu sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve strain değerlendirmesi. Kardiyotoksitenin kardiyolojik tanımı ya da kardiyoloji camiasındaki yeri ve tanımı nasıl? Avrupa ve Amerika yaklaşımları biraz farklı. Bizim kullandığımız tabii ki EACV'nin Avrupa yaklaşımı. Ejeksiyon fraksiyonunun relatif olarak bazale göre %10'dan fazla azalması ya da kabul ettiğimiz normal alt limitinin altına düşmesi mutlak anlamda, ki bu değer de mutlak ejeksiyon fraksiyonunda %53'ün altına düşmesi. Bu kriterler sağlandığı zaman biz buna kemoterapi ilişkili kardiyak disfonksiyon diyoruz. Bunun dışında tabii strain dediğimiz global longitudinal strain parametremiz de mevcut ve yine relatif olarak %15'in üzerinde azalması da bizim için anlamlı, ancak burada biraz sanki kelime oyunu var. Ejeksiyon fraksiyonu disfonksiyonun tanımını belirlerken şu an için hala strain parametreleri bize disfonksiyon için erken bir uyarı parametresi niteliğinde. Bu iki parametrenin dışında yine Avrupa yaklaşımında yine mutlak anlamda global longitudinal strain'in %18'in altına inmesi, bu eksi bir değer, yani %-15, -10 gibi daha sıfıra yakın değerlerin olması. 3 boyutlu ejeksiyon fraksiyonu 2 boyutlunun aksine %10 değil, EF'deki relatif azalma %5'in üzerinde olması, en sistolik hacim artışının 15 cc, en diastolik hacim artışında 30 cc'nin üzerinde olması gibi bir takım ek parametreler var. Amerika yaklaşımı nasıl? Burada biraz daha olaya semptom ve belirtiler giriyor. Eğer hastanın kalp yetmezliği semptom ve bulguları varsa, ejeksiyon fraksiyonundaki relatif azalma %5'in üzerinde, mutlak azalmada, mutlak değerdeki azalmada %55'in altına inme şeklinde. Eğer hasta asemptomatikse yine relatif azalma %10 üzerinde, mutlak ejeksiyon fraksiyonunda %55'in altına inmesi gerekiyor. Yine Amerikan yaklaşımında strain parametresine yaklaşım Avrupa ile benzer olarak söyleyebiliriz. Yine kemoterapi ilişkili kardiyak disfonksiyonda ejeksiyon fraksiyonu primer parametreyken strain değerlendirmesi yine subklinik sol ventrikül disfonksiyonu varlığını araştırma şeklinde kullanılıyor. Burada bir parantez açarak Ali'nin de bahsettiği gibi tip 1, tip 2 toksisteye değinmek istiyorum. Aslında bu yaklaşım son zamanlarda değişiyor. Son yayınlarda tip 1 ve tip 2 ayrımının biraz demode bir tabir olduğundan bahsediliyor. Peşin satan, veresiye satandan bahsetmişti Ali. Ama sanırım ikisi de veresiye satan konumunda. Bunun altta yatan mantığı iki başlık halinde inceleyebiliriz. Trastuzumab, daha doğrusu her iki inhibitörlerinin aslında o kadar da masum olmadığı, en az hatta antrasiklinlerden daha fazla kardiyotoksiteye yol açtığına dair elimizde kanıtlar mevcut. Bu grafikte de gördüğümüz üzere sadece trastuzumab kullanan hasta neredeyse antrasiklin ve trastuzumab kullanan hastalar kadar kardiyotoksiteye maruz kalıyor. Dolayısıyla bizim tip 1 irreversible antrasiklini ifade eden ve tip 2 reversible trastuzumabı ifade eden yaklaşımımız sanki trastuzumabın aslında o büyük tehlikesini gözden kaçırmamıza neden oluyormuş gibi bir yaklaşım sergileyebilir. Dolayısıyla bunu terk etmemiz gerektiğini söyleyen kişilerin yaklaşım ve mantığı da bu. Diğer bir mekanizma ya da mantıksa, elimizde çok sayıda kemoterapik ajan var. Bizim bugünkü konumuz sadece antrasiklinler ve her iki inhibitörleri. Ancak bunun dışında pek çok alkileyici ajanlar, antitümör antibiyotikler, antimetabolikler gibi çok sayıda kardiyotoksik potansiyele sahip kemoterapik ilaçlar var.
Çok sayıda kemoterapetik ajanın mekanizmasını sadece iki tip toksite ayırmak da çok doğru değil. Eğer tüm kemoterapik ajanlara bir tipleme yapacak olsaydık bu tip 10'a kadar uzayacaktı. Dolayısıyla tip 1 ve tip 2 toksite hem bizim yaklaşımımızı hatalandırdığı bir hem de şu anki mekanizma bilgilerimizi çok da kapsayan bir bilgi değil. Bu noktada kendi bölümümüzde karşılaştığımız bir hastayı sunmak istiyorum. 42 yaşında kadın hasta, MMSA ile takip ediyordu. Geldiğinde bazal ejeksiyon fraksiyonu, tabii ki iki boyutlu parasitenler uzun aksta %55 iken, zannediyorum ikinci ya da üçüncü kemoterapi ajanın küründen sonra yine iki boyutlu ejeksiyon fraksiyonu %40-45'e kadar düştü. Relatif HF azalmasının %27 olduğunu görüyoruz. Burada global bir hipokinezi söz konusu. Eğer bir koroner arter hastalığı neticesinde bir duvar hareket bozukluğu olsaydı bu biraz daha bölgesel olurdu. İki boyutlu ejeksiyon fraksiyon değerlendirmesinin dezavantajını aslında burada da görebiliriz. Çok üstün körü ya da aceleyle baktığınız zaman sağ taraftaki ejeksiyon fraksiyonun aslında normal yakın olduğunu görebilirsiniz. İşte bu noktada üç boyutlu ekokardiyografi ve strain görüntüleme de devreye giriyor. Bu hastanın üç boyutlu görüntülemesi. Tedavi öncesinde %56 olan ejeksiyon, sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu. Tedavi sonrasında baktığımız zaman %23.2'lik bir relatif azalmayla %43'e düştüğünü görüyoruz. Yine benzer şekilde strain görüntülemede tedavi öncesi global longitudinal strain'in %27.7 olduğunu görürken tedavi söz konusu ve yine global longitudinal strain'in -%14 civarında olduğunu görüyoruz. Burada strain'in EF gibi hacim fraksiyonundan ziyade direkt olarak kontraktiliteyi vermesi bizim elimizi oldukça güçlendiriyor. Tabii başka strain yöntemleri de var. Bu örneğin 4 boyutlu strain işin içine zamanın da katıldığı. Dolayısıyla teknoloji de geliştikçe bu hastaların değerlendirilmesinde elimizdeki araç sayısı da gittikçe artıyor. Bu noktada strain'e özel bir parametre. Kemoterapi ilişki kardiyotoksiste de hem longitudinal hem radyal hem de sirkümferansiyel strain değerlerinde bir azalma mevcut. Ancak bizim şu an için kullandığımız ve kardiyotoksiteyi predikte etmesi için kullandığımız tek parametre global longitudinal strain. İlerleyen dönemlerde belki diğer strain parametreleri de devreye girebilir. Peki sağ ventrikülde olay nedir? Sağ kalpte olay nedir? Solu iyi biliyoruz. Sağ kalpte de görülmekle beraber sol ventrikül tutulumuna göre daha az görülüyor. Tabii ki hastanın ilerleyen aylarda ya yıllardaki olay riskinde prognostik açıdan önemli bir değere sahip, risk değerlendirmesinde öneme sahip. Hangi parametreleri kullanıyoruz? İki boyutlu olarak TAPSE'ye bakabiliriz. Fraksiyonel araya alan değişmesine bakabiliriz. Üç boyutlu olarak sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %45'in altında mı değil mi buna bakabiliriz. İlküs bit yetmezlik jetine ve inferior vena cava dilatasyonuna sağ kalp fonksiyonları açısından bakabiliriz. Yine yeri gelmişken bu noktada söylemek istediğim bir diğer fonksiyon diastolik disfonksiyonlar. Çok sayıda araştırma var ama neticesinde bir konsensus olarak kardiyotoksistede, kemoterapi ilişkili kardiyotoksistede diastolik disfonksiyonların çok yerinin olmadığı şeklinde. Peki kısaca eve getirecek mesaj açısından bu kardiyotoksisteye nasıl yaklaşmalıyız? Bu potansiyele sahip ilaç kullanan hastalarda mutlaka tabii iki boyutlu ve Simpson'la ejeksiyon fraksiyonu bakmalıyız. Ve elimizde varsa imkanımız üç boyutlu ejeksiyon fraksiyonu, global longitudinal strain ve bir biomarker mutlaka bu algoritmaya eklemeliyiz. Eğer biraz önce bahsettiğim bir düşüş söz konusuysa ya da troponinde yükselme, kardiyolojiye konsült edilmeli. Eğer bir sorun yoksa sunumun sonlarına doğru bahsedeceğim izlem programına alınmalı. Peki ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu dışında niçin strain eklenmeli? Çünkü yapılan çalışmalarda strain kılavuzluğu ile yaklaşılan, tedaviye strain'e göre ayarlanan hastalarda, tedavisi EF kılavuzluğuna göre ayarlanan hastalarda kardiyoprotektif ajan kullanımı çok daha sık. Anormal EF yanıtında kardiyoprotektisyon kullanan hastaların sadece %75'inde olumlu bir yükselme varken anormal strain yanıtına göre kardiyoprotektisyon başlayan hastaların %61'inde normal bir ejeksiyon fraksiyonu yanıtı görüyoruz. Yani hastalarda strain'e göre planlama yaptığımızda sonuç ejeksiyon fraksiyonu daha iyi ve kemoterapi ilişkili kardiyak disfonksiyon sıklığı daha az. Peki yetmiyor mu strain ejeksiyon fraksiyonu? Tabii ki daha seçici olmamız lazım. Biomarkerları eklememiz lazım. Çünkü sonuçta bir kardiyak hasar, bir injury söz konusu. Bu bizim tanısal doğruluğumuzu arttırıyor. Görüntüleme ile beraber hem tanıda hem de izlemde mutlaka kullanmalıyız. Ali'nin de bahsettiği gibi ilk 24 saatte diyenler var, ilk 72 saatte diyenler var.
dozdan bağımsız olarak çok düşük dozlarda bile kullanılsa troponin yükselmesi görebiliyoruz ve bu hastalara müdahale etmemiz gerekiyor. Peki hangi biomarkerler bizim için önemli? Şu an için troponin I ve high sensitive troponinler önemli. Çeşitli kılavuzlarda ya da yayınlarda BNP'den de bahsedilmekle birlikte biraz tartışmalı ve sanki son karar olarak BNP'den ziyade özellikle high sensitive troponinlerin kullanımı önem arz ediyor gibi. Çünkü BNP biraz daha yüklenme paternine, daha doğrusu loading condition dediğimiz hastanın sıvı yüklenmesi, sıvı durumuna göre değişiyor ki kemoterapi alan hastalarda da sıvı yüklenmesi ilacın gerektirdiği bir durum olarak sıklıkla karşımıza çıkıyor. İkisinin birlikte kullanılmasının da hem strain hem de troponin pozitif prediktif değerinin çok yüksek. İkisinin yüksek olmaması diyebileceğimiz rule out yapabileceğimiz bir ortamda ise negatif prediktif değerinde yine %97 gibi çok yüksek bir oranda olduğunu görüyoruz. Peki kardiyotoksiteyi tanıdık. Nasıl önlemeli ya da nasıl tedavi etmeliyiz? Bu konudaki bilgilerimiz çoğunlukla antrasiklinler üzerine. Kardiyotoksite potansiyelini düşürmemiz ya da kardiyoprotektif bir ajan kullanmamız lazım. Ali de bahsetti. Ben de kısaca kardiyak perspektiften bahsetmek istiyorum. Devamlı infüzyon bizim için önemli. Pik kan konsantrasyonunu düşürdüğünüz zaman kardiyak toksiteyi azaltırken, istenmeyen organlarda toksiteyi azaltırken istediğimiz hedef tümör dokularda herhangi bir etkinlikte azalma söz konusu değil. Çünkü tümörde bolus ya da devamlı infüzyon arasında antrasiklin ya da onkolojik etkinlikte bir azalma söz konusu değil. Çok tehlikeli sularda yüzüyorum belki ama sarkom ve lenfomada özellikle etkili olduğunu söylemişlerdi. Sarkom ve lenfomada etkili olduğuna dair yayınlar var. Pediatrik hastalarda aynı durumun çok geçerli olmadığına dair yine yayınlar var. Hem prognoza katkısı çok fazla değil hem de ek bir kardiyoprotektif rolünün olmadığından bahsediliyor. Lupozomal enkapsülasyon Ali'nin de bahsettiği gibi lipozomal form kapiller bağlantılardan sağlam dokuya penetrasyonu daha kısıtlıyor. Dolayısıyla daha az kardiyo penetrasyon ve daha az kardiyotoksite ile karşılaşırken tümör dokusunun daha fragil ve geçirgen kapiller yapısı lipozomal enkapsülasyonda bizim lehimize bir seçicilik sağlıyor. Dezavantajı pahalı olması yine FDA'in bir takım malignitelere göre indikasyonları söz konusu. Daha az toksik formlar epirubisin ve idorubisin. Bu biraz daha tabii olayın onkolojik kısmı. Gelelim dextrozoxana. Tabii Ali de bahsetti. Önemli bir primer koruma ajanı. Demir şelasyonu, ilk başlarda demir şelasyonu ve ROS inhibisyonu, reaktif oksijen ürünleri inhibisyonu yoluyla etki ettiği düşünülüyordu. Gerçekten de böyle bir etkisi var ancak diğer demir şelatörlerinin ya da diğer antioksidatif ilaçların aynı etkiye sahip olmaması acaba başka mekanizmalar mı var bu işin içinde sorusunu doğurdu. Ve gerçekten de dextrozoxanın esas etki mekanizması topoizomeraz 2 beta üzerinde. Antrasiklinler antitümöral etkilerini topoizomeraz 2 alfadan gerçekleştirirken kardiyotoksik etkilerini topoizomeraz 2 beta'dan gerçekleştiriyor. Dextrozoxan ise topoizomeraz 2 beta'nın konfigürasyonunu değiştirerek antrasiklini bu moleküle bağlanmasını etkileyerek bir koruma sağlanıyor. Ancak dextrozoxan'da da bir takım soru işaretlerimiz var. Acaba biz bu topoizomeraz 2 alfa 2 beta derken antitümöral etkinlikte bir azalmaya mı yol açıyoruz? Çok da öyle değil. Aslında yapılan çalışmalarda antrasiklinle beraber kullanılan dextrozoxan'ın sinerjistik etki gösterdiği ve kardiyoproteksiyon sağladığını biliyoruz. Peki sekonder malignitede bir artış söz konusu mu? Bu konuda 2007'de yayınlanmış bir yayın bizim kafamızı karıştırdı. Pediatrik popülasyonda 249'ar kolda ilerleyen bir çalışmada dextrozoxan olan alan hastaların 8'inde sekonder malignite gözüktü. Ancak nihayetinde tüm kılavuzlarda sekonder malignite ya da antitümör etkinliği azalmasının ötesinde bunlar çok da takılmadan güvenle kullanılabileceğinden bahsediliyor. FDA onayı olarak da 300 mg metrekareye doxorubisin alan ve ek doxorubisin ihtiyacı olan metastatik MSI hastalarda dextrozoxanın onayı mevcut. Sadece bu değil. Tabii ki onay açısından böyle ama yapılan çalışmalarda non-Hodgkin lenfoma, lösemiler, yumuşak doku sarkomları ve küçük hücreli akciğer kanseri gibi pek çok kanser türünde de dextrozoxan etkili. Peki nasıl reçete edelim ya da nasıl rapor edelim? 250'lik, 500'lük, miligramlık preparatları var. Pozolojisi antrasiklin dozunun 10 katı ya da mitoksantran ve idarubisin dozunun 50 katı olmalı. Kür başına örneğin 60 mg doxorubisin alan bir hastaya 600 mg dextrozoxanı 15 dakika infüzyon olarak vermeliyiz. Antrasiklin tedavisinden bunu 30 dakika önce vermeliyiz.
Sanırım Türk Eczacılar Birliği'nden temin edilebilen bir ilaç ve raporda da kemoterapiye bağlı kardiyotoksitenin önlenmesi amacıyla gibi bir ibare istendiğini biliyoruz. Peki, primer korumada yüksek riski olan kardiyotoksite geliştirme riski yüksek olan bir hastada beta blokör, ACE ve ARB'ler kullanmalı mıyız? Bu konuda yapılan bir çalışmada akut lösemi, lenfoma ve multiple miyelom hastalarında antrasiklin dozunun 240-290 mg metrekare arasında değiştiği hastalarda burada slide'da da gördüğünüz dozlarda enalapril ve karvedilol kullanılan hastalarda 6 ayın sonunda ilaç alan hastalarda ejeksiyon fraksiyonunda bir değişme yok iken kontrol grubunda bu ilaçları almayan hastalarda ejeksiyon fraksiyonunda 6. ayda anlamlı bir düşüş görüyoruz. Ve bu ejeksiyon fraksiyonu hem ekokardiyografide hem de kardiyak MR'da tespit edilmiş. Bu olayın bir olumlu kısmı ancak hayal kırıklığı yaratan başka bir kısmı daha var. Aynı grup tarafından yapılmış, 10 sene arayla yapılmış iki çalışma. Hodgkin ve non-Hodgkin hastaları dahil eden kontrol versus metoprolol versus enalapril çalışması hem 3. ayda hem de 10. ayda maalesef kardiyotoksit açısından iki grup arasında alan ve almayan hastalar arasında fark olmadığı gibi bu izlemde kaybedilen hastalarda da görülen ölümlerin hiçbirisinin kardiyotoksit aracılığı olmadığı saptanmış. Dolayısıyla son tahlilde kardiyotoksiteyi korumak primer amaçlı kullanmada beta blokör, ACE ve ARB kullanımı şu an için etkisi sanki biraz belirsiz gibi. Bir önceki anlattığım çalışma bu çalışma tablosundaki ikinci satırı gösteriyor. Diğer üç çalışmada aslında olumlu neticeler var. Ancak bu noktada bu çalışmaların sadece 6 aylık bir izleminin olduğunu da gözden kaçırmamak lazım ki bahsettiğimiz olay belki de ömür boyu risk altındaki hastaları kapsıyor. 6 ay bunun için oldukça kısa bir süre. Trastuzumab'da peki primer korumada bilgilerimiz neler? Antrasiklinler kadar değil. Yapılan bir çalışmada trastuzumab alan hastalarda yeni kalp yetmezliği trastuzumab almayan protokolle daha fazla. Bu bizim bildiğimiz bir şey. Ancak bu hastalar beta blokör aldıkları zaman almayan kişilere göre yeni kalp yetmezliği geliştirme açısından oldukça avantajlı durumda. Şu an için literatürde trastuzumab primer koruması açısından beta blokör çalışmasına sahibiz. Peki primer koruma stratejileri açısından özetimiz nedir? Pek çok molekül kullanabiliyoruz. Ancak ulaşılabilirlik ve maliyet bu açıdan önemli. Her ne kadar çok kanıtlı olmasa da bildiğimiz, güvendiğimiz ACE, ARB ve beta blokörler maliyet etkin olması açısından da her ne kadar kanıtlı olmasa da pratikte kullanabileceğimiz ilaçlar. Yine bir özetlemek yapmak gerekirse hem hastanın klinik durumuna göre hem de primer koruma sağlayacağımız ajana göre çeşitli kanıt düzeyleri mevcut. Tüm hastalar için beta blokör ACE ARB biraz daha düşük kanıt düzeyine sahip. Sekonder koruma dediğimiz şey zaten kardiyotoksite geliştikten sonra yapacaklarımız ve kılavuzlara uygun kalp yetmezliği tedavisinden oluşuyor. Son olarak da bu hastaları nasıl takip edelim? 2020 yılında güncellenen Avrupa kardiyotoksite kılavuzu diyebileceğimiz position paper'da hastaları 3 kategoriye ayırıyorlar. Düşük, orta ve yüksek risk. Tabii bunları ayırırken kullandığımız parametrelerde hasta ilişkili ve tedavi ilişkili faktörler. Hemen bu noktada hatırlatmak istiyorum. Hasta ilişkili faktörler tedavi ilişkili faktörlerden çok daha önemli. Ve bu yaş, hastanın sahip olduğu kardiyovasküler risk faktörleri ve kardiyovasküler hastalıklardan yola çıkılarak elde ediliyor. Tedavi ilişkili faktörler, doksorubisin dozu, antrasiklin mi, trastuzumab mı, ikisinin mi kullanıldığı daha çok tedaviyi oluşturan kriterler olarak karşımıza çıkıyor ve hastayı bir risk grubuna koyuyoruz. Son iki slaytımda da antrasiklin ve trastuzumab'daki izlem protokolü. Hastanın riskine göre sıklık değişmekle beraber düşük, orta ve yüksek riskte baseline mutlaka hem görüntüleme hem de kardiyak görüntüleme hem de kardiyak biomarker mutlaka yapıyoruz. Düşük riskte opsiyonel antrasiklin alıyorken bir kontrol, ortada iki kontrol, yüksek riskli de mutlaka iki sikluste bir kontrol yapıyoruz. Kontrolden kastım hem görüntüleme hem de biomarker. Antrasikline bağlı kardiyotoksite özellikle son siklustan sonraki birinci yılda, ilk bir yıl içerisinde sıklıkla gerçekleşiyor. Dolayısıyla mutlaka kemoterapi bittikten sonra 12. ayda bunlara mutlaka kontrol yapıyoruz. Ancak yüksek riskli ise öncesinde 3. ayda mutlaka kontrol yapmakta fayda var. Peki uzun dönemde antrasiklin hayat boyu risk taşıyan bir ilaç aslında. Düşük ve orta riskte 5 yılda bir, yüksek riskli de 2-3 yıl daha yıllık bakıyoruz. Sonrasında bir problem yoksa 3 ya da 5 yılda bir, 3-5 yılda bir şeklinde takip edebiliyoruz. Son slaydım olarak her iki inhibitörlerinin izlem protokolü açıkçası can sıkıcı, anlaşılması ve akılda tutulması bence çok zor bir tablo. Burada da yine bazal olarak görüntüleme ve biomarkerları kullanıyoruz.
Takipte tabii ki antrasiklin, transduzmak, bu biraz daha sanki onkolojiye, onkologlara hitap eden bir tabloymuş gibi. Ancak kabaca, çok kısa bir şekilde transduzumabında 3 aylık periyotlarla takibi, eğer asemptomatikse reversible olması nedeniyle takip yapmama ya da çok daha nadir bir şekilde takip, eğer semptomatikse ya da beraberinde antrasiklin almışsa da yine 3-6 aylık periyotlarla duruma göre, semptomun geçip geçmemesine göre bu hastalar takip edilebilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sabrınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uğur arkadaşımıza bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Tabii Sercan abi hatırlar şimdi, geçmiş yıllara döndüğümüzde 98 yılında kendisi dahil esnenken bizler de internlük yeni başladığımız ilk 86-2 servis vardı. Onkoloji servis olarak geçiyordu ve internler hem damar yolu hem kan alma hem de kemoterapetik ilaçları hazırlama ve uygulama açısından önemli bir rol alıyordu. O yıllarda antrasiklinleri biz hazırlardık kapalı odalarda, hastaları işte takardık falan. Tabii sadece hastaya karşı etkileri değil, bizlerin de fark ettiğimiz idrar renkleri kırmızıya dönüyordu o yıllarda. Sadece hastalar için de, hazırlayanlar ve bu işi uygulayanlar için de bir takım problemlere yol açabiliyor gerçekten de. Tabii şimdi sorular geliyor. Üç değerli hocamızın sorusu var aslında birbirleriyle ilişkili olduğu için ben önce soruları okuyacağım. Değerli Bilgin hocamızın bir sorusu var. Bilgin Tümuralp. Troponin I toksite takip için yeterli olmayabilir. Yüksek duyarlılıklı troponini çok daha ilişkili bulunmaktadır. Ne düşünürsünüz şeklinde bir sorusu var. Yine bununla bağlamda, bununla aynı bağlamda Sinan Coşkun Turan hocamızın bir sorusu var. Kemoterapi öncesi eko çekimi haricinde kemoterapi öncesi ve sonrası yüksek duyarlılık troponinine bakmak daha doğru bir değerlendirme olmaz mı şeklinde bir sorusu var. Yine belki yine troponinlerle kardiyak bilgisayarla alakalı Mehmet Akif Büyük Beşe hocamızın bir sorusu var. Troponin I ile ilgili bir cutoff var mı? Toksite, injüri, miyozit, miyopati veyahut da miyokardiyal enfarks açısından teşekkürlerini sunuyor. Tabii kardiyak belirteçler önemli. Burada tabii hangi belirteci kullanıyorsunuz? Laboratuvardan laboratuvar farklılık gösterebiliyor. Üst sınıf, yani normal üst sınırını ortaya koyma açısından. Bizim yakın geçmişte böyle bir sıkıntı yaşadığımız vakada da onkolojik vakada ilk profesyonel futbol oynayan bir oyuncu Ankara Gücü'nde. Covid geçirmiş, Covid sonrası son derece nonspesifik şikayetler, göğüs ağrısı. Dış merkezde bakılıyor, farklı bir hastanede yüksek duyarlılıklı troponin T'ye bakılıyor, yüksek. Yani normalin neredeyse 1,5-2 katı gibi. Bizim kendi hastanemize yüksek duyarlılıklı troponin I bakıyoruz. Biz tekrar ediyoruz, tamamen normal sınırlarda. Birkaç tane farklı bir hastanede bakılıyor. Yine iki hastanede, birinde yüksek, birinde yine normal geliyor. Tabii bu sporcu, profesyonel futbolcu, COVID yüksek olduğu için MR'lar, gerektiğinde tomografi anjiyosunu da yaptırdık. Tamamen normal geldi. O nedenle bu hastaları tabii troponinleri değerlendirirken laboratuvardan laboratuvara göre, kullanılan testlere göre duyarlılıkları değişebiliyor. Bir de yapılan çalışmalarda genellikle troponin yüksekliği saptandığı zaman prognostik açısından oldukça önemli. Yani troponin yüksek olan kişilerde daha sonra kalıcı sol ventrikülüs fonksiyonu gelişmesine risk taşıyor. Bu bağlamda Uğur'cum bu sorulara veyahut da bu önerilere, bu troponinle ilgili neler söylersin? Ekstra. Bazen de mutlaka ekoyla tabii ki bakıyoruz. Aslında olaya sadece görüntüleme değil, görüntüleme artı kardiyak biomarker olarak bakmakta kesinlikle Sinan Coşkun hocam haklı. Hem takiplerde hem de temelde değerlendirmek lazım. Ve her ilaç siklusundan sonra da 24 saat ya da 72 saat içerisinde troponin bakmak lazım. Benim karşılaştığım yayınlarda çok fazla bir cutoff değeri görmedim. Bu biraz da etkilenimin boyutuna göre, laboratuvar standartlarına göre aslında değişken bir parametre. Tabii ki troponin I mı, high sensitive troponin mi? Bunu karşılaştıran bir versus görmedim. Troponin BNP konusunda bahsetmiştim, troponin ön planda. Hem 2016 Avrupa hem de 2014 Amerika paperlarında troponin I'dan da troponin high sensitive troponinden de bahsediyor ama troponin I versus high sensitive konusunda benim karşılaştığım bir yazı şimdilik yok. Evet. Tabii de ekstra şey de söylemek lazım. Yani hani bu ilacı alan kişilerde zaten hani belirli bir yaşın üzerinde ise aterosklerotik vasküler risk faktörü de burada bahsetti zaten yüksek risk taşıyanlar. Aynı esnada miyokardiyal enfarks geçirebilir. Veyahut da ilaca bağlı bir idiosenkretik veya farklı mekanizmalarla miyokardit
olayı da olabilir. Yani tek hücresel açıdan bahsettiğimiz mekanizmalar dışında farklı mekanizmalarla da patolojiler olabilir. Tabi aslında bir miyokardit durum veyahut da akut koroner sendrom dediğimiz vasküler nedenli bir enfarkt söz konusu, oradaki troponin yükseklikleri oldukça yüksek değerlere çıkacaktır. Bunu da vurgulamakta fayda var. Ben Uğur Hocam'a bir ya da Barış sana da sorabilirim. Normalde bu COVID döneminde hastaların bir kısmı ekokardiyografiye gitmekten çekindiler. Yani kalabalığa girmeyelim, işte başka bir yöntem var mı diye. Ben bazı hastalardan böyle BNP gibi işte hani yükseliyor mu diye baktığım hastalar oldu. Özellikle trastuzumab alanlarda. Hani bu yaklaşım doğru mudur ya da böyle bir uygulama bir şey var mıdır? Mesela EF düşüklüğüne BNP'deki bir karşılık var mı? Hani çok aşikar bir şey yakalar mıyım diye bunu yapıyorum normalde. Ama hani bunun literatürde bir karşılığı ya da sizin hani uygulamanızda bir karşılığı var mı? EF'si ne kadar düşerse BNP'sinin artmasını beklersiniz diye sorayım ya da. Uğur'cum bir şey söylemek ister misin? Sen bir şey söyle istersen sonra da ben... Şöyle abi, açıkçası BNP'yi etkilen çok fazla faktör var. Sıvı durumu, volüm yükü, kapak hastalıkları gibi pek çok kafamızı karıştıran faktörler var. Sanki böyle hastalarda troponinle değerlendirmek hasar açısından daha doğru gibi. Bunun haricinde MR ya da BT ile belki kardiyak fonksiyonlar değerlendirilebilir. Tabii eko kadar etkili ya da kolay ulaşılabilir bir tetkik değil. BNP değeriyle ejeksiyon fraksiyon değeri arasında bir korelasyon olmak zorunda değil. Çünkü kalp yetmezliği dediğimiz olay sadece düşük ejeksiyon fraksiyonu değil. Dediğim gibi BNP'yi değiştirecek hem non-kardiyak hem de kardiyak çok sayıda faktör var. Belki negatif olması hastanın kardiyak fonksiyonlarının iyi olduğu hakkında bir ipucu verebilir ama yüksek gelmesi kafa karıştırıcı pek çok etkenini beraberinde getirir. Bu aşamada troponin daha doğru olur gibi. Evet. Uğur'a katılıyorum ben. Hani çok spesifik bir şey değil. Embolisinden çok farklı nedenlere, volüm, kardiyak içi basınç değişiklikleri veya volüm değişikliklerini çok etkiler. Bir de kalp tersi olsa da hasta stabilse normal değerler de yanıltıcı olabilir. O nedenle mutlaka ekokardiyografiyle değerlendirmek lazım. Tabii her türlü tetkik, hani COVID döneminde bizim ilk başladığım Mart aylarında sadece ekokardiyografisinden değil, kılavuzları bile bir sürü update geldi. Hani bu hasta acaba primer, mesela işte segment elevasyon koroner sendrom hastalarına primer perküten koroner girişim, işte trombolitik vitrik tedavi. Bizim kendi merkezimizde de uzun yıllardır çok uygulamayı neredeyse asistanlık yıllarında yapıyorduk ama unuttuğumuz noktaya kadar bütün hastalar alındığı için hani orada bile kılavuzları etkileyecek şekilde işte trombolitik tedavi verelim, o bilmem ne, o tür yaklaşımlar biraz daha geri planda demeyelim de hani tetikleri kullanırken akılcı kullanma açısından çok gerekliyse veyahut da bu testin sonucu çok ciddi tedavinde planında ciddi değişikliklerden olacaksa yapma durumu gibi. Tabii gerekli önlemleri aldıktan sonra çok güzel şeyler var. Hani hastayı hani COVID pozitif de olabilir veyahut da farklı şey de olabilir. Ekokardiyografi yapılabilir. Hani hastanın o paravanlarından o koruma kişisel koruma ekipmanlarını doğru kullanma şekliyle. Hani sadece biyokimyasal bir değere güvenmek bu aşamada çok doğru değil. Komple değerlendirmek lazım. Bazen sen de biliyorsun abi, ortak takip ettiğimiz bayağı hasta var. Kapak patolojileri de olabiliyor, farklı patolojiler olabiliyor. Bazıları bir kısmı tedaviyle veya şeyle düzelebiliyor, normale gelebiliyor. O nedenle hani anormallik var yok, semptomatoloji önemli. Hani beklenmeyen bir semptomun ortaya çıkması. Bütün komple elektrokardiyografi bile oldukça önemli bilgiler bize sunabiliyor. Tamamen normal elektrokardiyografinin de negatif öngördürücü değeri yüksek. Yani yaklaşık %90'a yakın bir oranda aslında bir şey olmadığı noktasında, hani bu sadece ejeksiyon fraksiyonu açısından söylüyorum. Bir bilgi bize sunabiliyor. İşte fizik muayenesi daha çok hikaye. Oradaki bulguları da göz önüne almak gerekiyor. Hani tek parametreyle takip etmek biraz sıkıntı olabilir. Teşekkür ederiz. Herhalde başka soru yok gibi. Ben birkaç şey daha ekleyeyim. Şimdi biz bugün aslında şey konuştuk.
antrasiklin artı herseptin konuştuk, trastuzumab konuştuk. Yeni birçok ajan var. Özellikle tirozin kinaz inhibitörleri, toksitesi çok hani gündeme gelmeyip takibi yapılmayan toksitelerden. Yeni anti-VEGF ilaçlar var. Bunlar işte çoğu böyle ciddi kalp krizi, yani benim hastalarımdan da oldu. Kullanırken kalp krizi geçiren, hatta yakında iki tane hasta hatırlıyorum. Bu gruplar var. Bir de bazen yeni yeni çok ciddi kullanım alanı bulan immünoterapiler var. Hani burada çok ciddi bir yan etki olarak miyokardit ve ölümcül miyokarditler çok nadir olmasına rağmen hani akılda bulunması gerekiyor. Dediğim gibi kardiyoloji artı işte onkoloji hastaları ortak takip etmeli, tedavi kararlarına ortak verebilmeli. Çünkü hastayı gördüğümüzde ondan beklenen survival ya da işte tedavi opsiyonu ya da yapılacak tedavinin hastaya onkolojik açıdan ne kadar katkısı var? Hani hekimiyle tartışıp ortak karar vermek lazım. Bazen hani bu gözden kaçabiliyor. İşte sen kardiyolojiye git, şunları yaptır gel. Hani oradaki hekimle bir iletişim olmazsa hasta bazen zarar görebiliyor. Hani bununla ilgili hani kliniklerin ortak çalışması gerektiğini düşünüyorum. Barış Hocam, son sözü sana veriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de aynen katılıyorum. Oldukça önemli. Sadece hani ilaç bazında değil, onkolojide kullanılan ilaçların kardiyotoksisitesinin dışında çok daha global ve geniş açıdan bakmak gerekiyor olaya. Biz de günlük hayatın içerisinde çok değişik vakalarla karşı karşıya geliyoruz. Bunlar arasında bir sürü yaptığımız işlemler var. Koroner girişimler var. Elektif, acil. Cihaz işlemleri var. İşte CRT, ICD implantasyonu, pacemaker implantasyonu. Onun dışında ablatif veyahut da uzun dönem etkileyecek işte kapak özellikle müdahaleleri var. İşte trans aortik kapak replasmanı gibi. Tabii bu tür tedavileri planlarken onkolojik hastalık varlığı ve bu hastalığın takibi, kullandığı ilaçlar ve servisi oldukça önemli yol gösterici olabiliyor. Bir hastada bypass cerrahisi düşünürken ne kadarlık servisinin olduğu, medikal tedaviyle mi cerrahiye mi vereceğiz? Yani komple bir bütün halinde interdisipliner, multidisipliner daha doğrusu yaklaşımla bu hastaları takip etmek gerekiyor. Oldukça önemli bir nokta. Sadece tek biz burada belki ilaca, özellikle bazı grup ilaçlara odaklanarak bir sunum gerçekleştirmeye çalıştık ama tek boyutu ve yönü bu değil. Çok farklı yönleri ve boyutları olan bir konu. Ortak çalışmayla, ortak toplantılarla, konuşmalarla, seminerlerle bunları çok daha iyi bir bilinç oluşturup komple olarak kaset takip etmekte fayda var. Ben bütün katılımcılara, başta eş oturum başkanım Sercan abi olmak üzere, Ali hocama, Uğur kardeşime çok güzel sunum ve katkılar için teşekkür ediyorum. Başka toplantılarda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.